Bugün sizlere bürokrasi hakkında yaptığım araştırmayı konsantre bilgiler kanalı üzerinden sunacağım. Bürokrasi bir toplumda tabandan yukarıya çıktıkça daralan bir yapı içinde örgütlenmiş olan, kişisel olmayan genel kurallar ve işleyiş ilkelerine göre çalışan sistem ve kurallar grubudur. Amacı resmi olarak idari işlevlerle olsa da uygulamada yorumlamalar nedeniyle bazen resmi olmayan etkilere açık olabilmektedir. Günümüzde yaygın olan bürokratik sistemleri örnek olarak devlet, silahlı kuvvetler, hastaneler, bakanlıklar, okullar ve büyük şirketler verilebilir. Bürokrasi yönetsel bir mekanizma olmakla birlikte hiyerarşik emir komuta zincirinin yer aldığı yapılardır. Bu zincirin her halkasında kullanılan otorite, görevin yasal sorumluluk alanıyla ve amirlerin takdir yetkileriyle sınırlıdır. Max Weber, patrimonyal bürokrasi ile modern bürokrasi ayırt etmiş ve birbirinden diğerine geçiş süreci üzerinden çalışmıştır. Patrimonyal bürokrasi, geleneksel toplumların belirgin bir özelliğidir. İdari işlerde hünkârın çevresine toplanmış, çok sayıda ayrıcalığı olan ve bunun yanı sıra da adı ve sanı ile önem taşıyan kişilerde oluşur. Modern bürokraside ise görevler birer fonksiyondur, kişiler bunları doldururlar. Gayri şahsi bir yapının içinde genel ve sistemli bir kurallar bütününün tabidir. Weber'a göre modern bürokrasinin karakterini belirleyen özellikler şunlardır. İdarenin personeli şahsi statüsünde hürdür ve yalnız işini tanımlanmış görevlerini yerine getirmekle yükümlüdür. Memuriyet kesin bir hiyerarşiye göre kademelidir ve belli kadronun fonksiyonları açıkça tanımlanmıştır. Memurlar bir akitle vazife alınır. Memurlar işe alınışta mesleki ihtisat yeteneğinin göz önünde tutularak seçilirler. Memurlara yapılan ödeme maaş şeklini alır ve bunlar genellikle emeklilik haklarına sahip olurlar. Memur istediği zaman işi bırakabilir ve bazen de işine son verebilir. Memuriyet bir kariyerdir ve memurlar kıdem veya liyakata ve bir üstün değerlenmesine göre terfi ederler. Memur bütünleşmiş bir kontrol ve disiplin sistemine tabidir. Marksist görüşe göre bürokrasi halktan kopuk, emekçilerin denetiminden uzak ve egemen sınıfların çıkarlarına hizmet için var olan bir sistemdir. Marksist düşünürler, emekçi kitlelerin devlete aygıtı üzerindeki kontrolleri artarak devam etmesini gerekli görürler. Nitekim Marksist yönetici ve Sovyetler Birliği'nin kurucusu olan Vladimir Lenin bu konuya büyük önem vermiştir. Lenin, bürokrasinin sosyalizmi kuran toplumun en büyük iş düşmanı olarak belirtmiştir. Siz de Konsantre Bilgiler kanalında sunum yapmak veya içerik hazırlamak istiyorsanız info@konsantrebilgiler.com adresine mail atarak irtibata geçin ve bildiklerinizi diğer insanlarla paylaşarak bilgelik ağacını sulayın.